Hürriyet. Galatasaray'da tarihi olağan genel kurul sonrası iki başkan adayı hazır gözler Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak'ta. Sarı Kırmızılı Kulübün tarihine geçen ve 24 saat süren olağan mali genel kurul toplantısında Başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen zirvede yönetsel olarak ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi hafta içinde tüzüğün 87.22 maddesi gereğince seçim takvimini belirleyeceğini açıkladı. Daha önce genel kurul iradesine göre hareket edip ibrasızlık halinde seçime gideceğiz diyen mevcut başkan Burak Elmas, camiaya verdiği bu sözü de böylece yerine getirmiş oldu. Elmas ve ekibi seçime giremeyecek. Galatasaray yönetimi hafta içinde yapacağı toplantıda Sarı Kırmızılı Kulübün ne zaman sandığa gideceğini tayin edecek. Gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda, tüzük gereğince idari açıdan ibra edilmedikleri için Burak Elmas ve yönetim kurulunda yer alan üyeler, göreve talip olamayacaklar. Galatasaray'da gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda, şu anda göreve talip olan iki isim var. Biri uzun süredir ekibi ve listesi ile hazırlıklarını, çalışmalarını sürdüren Metin Öztürk, diğeri ise Eşref Hamamcıoğlu. Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Aylardır ekibi ile seçim çalışmalarını yürüten Metin Öztürk dün de bir açıklama yaparak "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Tek aday olarak hazırım. Projelerim ve ekibim de hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Haziran ayında da göreve talip olan Eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun da kısa süre içerisinde adaylığını duyurması bekleniyor. İki isim dışında Galatasaray camiasında gözler Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak'ta. Dursun Özbek sessizliğini koruyor. Sarı Kırmızılı Kulüp'te uzun yıllar üst düzey görev yapan iki ismin kararı da merakla bekleniyor. Camia içinde Dursun Özbek'in adaylığını açıklamasını isteyen birçok genel kurul üyesi var. Ancak eski başkan Dursun Özbek adaylığı ile alakalı şu an sessizliği koruyor. Camiadan gelen talebe göre Dursun Özbey'in hafta içinde hem ailesi ve hem dostları ile bir araya gelip kesin kararını vermesi bekleniyor. Galatasaray'da seçim sürecine girilmesi ile birlikte camiada göreve gelmesi istenen isimlerden biri de Abdurrahim Albayrak. Gözden kaçmasın. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, tüzüğün iki önemli maddesi değişecek haberi görüntüle al bayrak hizmetten kaçmam dedi. Eski başkanlar ve camiadaki birçok ismin Abdurrahim Albayrak'a önümüzdeki dönemde mutlaka yönetimde pozisyon fark etmeksizin olması gerektiğini ilettiği belirtildi. Albayrak ise bu konuda düşünme süresi isterken, Galatasaray'a benim çok borcum var. Allah bana ömür verdikçe hiçbir zaman Galatasaray'a hizmetten kaçmam. Düşüneceğim. Bugüne kadar hizmetten kaçmadım, kaçmayacağım da, dedi. Camia içinde özellikle birçok üye eski başkan Dursun Özbek ile Abdurrahim Albayrak'ın seçime birlikte girmesini istiyor. Gözden kaçmasın. Son dakika Galatasaray'da Burak Elmas'ın eski yardımcısı Rezan Epozdemir'den ibrasızlık, seçim ve Fatih Terim açıklaması haberi görüntüle. Hepiniz hakkınızı helal edin. Genel kurulda alınan idari ibrasızlık kararı sonrasında başkan Burak Elmas sabah saatlerinde üyelere kısa bir konuşma yaptı. Elmas, genel kurulumuzun uzun saatler sonrası almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Bizler hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüz gereği 87.22 maddenin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız. Hepinize bu saate kadar beklediğiniz için teşekkür ederim, dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.